Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda dinin temel maksatları nelerdir? Bunu ifade etmeye çalışacağız. Değerli izleyenlerim, eski klasik kitaplarımızda makasıd-ı şeria tabir edilen dinin maksatlarını ortaya koyan bir bölüm vardır. Ve burada dinin başlıca 5 şeyi gerçekleştirmek için insanlara gönderildiği ifade edilir. Bunlardan birincisi dinin muhafazası, ikincisi aklın muhafazası, üçüncüsü canın muhafazası, dördüncüsü namusun, ırzın muhafazası ve beşincisi malın muhafazası. Yani Allah-u Teala başlıca bu 5 şeyleri korumak, muhafaza etmek için insanlara din göndermiş. Bunlardan birincisi dinin muhafazası. Bu son derece önemlidir. Çünkü insanlar kendi akıllarıyla Allah'ın bizden isteklerini anlayabilecek durumda değillerdir. Helal nedir, haram nedir, Allah'a ibadet nasıl olur? İnsanlar kendi başlarına bunun ölçülerini çok da iyi bilemezler. Bundan dolayı Allahu Teala dinler göndermiş ve orada emir ve yasaklarını insanlara bildirmiş. Ve dinden mahrum olan insanlar kendi akıllarıyla felsefi sistemler kurmuşlar. Ama görüyoruz ki o felsefi sistemler dinin yerini tutamıyor. Yani felsefe dinin alternatifi değildir. Felsefeden istifade edilebilir ama felsefe hiçbir zaman dinin yerine konulamaz. Söz gelimi felsefe yaratılışı izah edemez. Öldükten sonra dirilmeyi izah edemez. İnsanın ibadet görevleri nelerdir? İzah edemez. Ahlakla alakalı o derece evrensel ölçüler ortaya koyamaz. Ama Allahu Teala gönderdiği dinlerle bütün bunları tek tek belirlemiştir ve insanlara bildirmiştir. Bir başkası aklın muhafazası. Ve aklın muhafazası için mesela Allahu Teala içkiyi yasak kılmış. Neden? Çünkü bir insan içki içtiğinde aklı başından gidiyor ve doğru düşünemez bir hale geliyor. Ne dediğini söylemez bir hale geliyor. Bunu korumak için, aklın korunması için Allahu Teala bir takım hükümler getirmiş. Bunlardan bir tanesi içkinin yasaklanması ve genel anlamda sarhoşluk veren her türlü maddenin yasaklanması, uyuşturucuların yasaklanması. Bu aklı koruyan şeylerdir. Diğer taraftan dinde yine öyle ölçüler var ki mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Tefekkeru fi alâillâh ve lâ tefekkeru fi zâtihim. Allah'ın nimetlerini düşünün, Allah'ın zatını düşünmeyin, çünkü buna güç yetiremezsiniz, helak olursunuz. Demek ki akıl Allah'ın zatını anlayabilecek kapasitede değil. Mesela gündüz vakti her taraftaki aydınlığın güneşten geldiğini biliriz. Ama gözümüzü güneşe doğru çevirsek gözümüzü kör edecek bir yanlış hareket yapmış oluruz. Benzeri bir şekilde akıl bütün varlıkların Allah'tan geldiğini bilir. Ama Allah nasıldır? Allah'ın zatını anlamaya çalışacak olursa o zaman problem yaşanır. İşte din getirmiş olduğu ölçülerle aklı da koruyor. Akla işlerlik kazandırıyor. Aklı doğru bir şekilde çalıştıracak esasları ortaya koyuyor. Bir başkası neslin muhafazası, namusun, ırzın muhafazası. Bunun için Allahu Teala bazı şeyleri helal kılmış, bazı şeyleri haram kılmış. Söz gelimi gayrimeşru beraberliği haram kılmış. Ama nikah yoluyla bir araya gelmeyi helal kılmış. Ve zinayı yasaklamış. Çünkü zina yoluyla gayrimeşru çocuklar, veled-i zina çocuklar dünyaya gelecek. Anne baba belli değil, çocuk perişan olacak. Böyle bir vaziyette nesiller de sağlıklı olmayacak. Bundan dolayı böyle gayrimeşru şeyler yasaklanmış. Ve buna götürebilecek şeyler de yasaklanmış. Mesela bir kadın erkeğin baş başa kalmaları. Yabancı iki kadın erkek baş başa kaldığında illa gayrimeşru bir beraberlik olacak anlamında değildir. Ama din bu noktada tedbir alıyor. Madem ki böyle bir durum gayrimeşru beraberliğe yol açabilecektir, bundan dolayı din bunu yasaklıyor. İki tarafın tokalaşmasının dinen uygun görülmemesi yine bu konudaki hassasiyetlerden bir tanesidir. Daha bunun gibi bir takım ölçüler, bunlar namusu, ırzı, nesli muhafaza etmeye yönelik olan şeyler. Bunlar günümüzde de gerçekten çok büyük değerlerdir. Mesela Amerika'da bir ara böyle gayrimeşru beraberlik adeta teşvik edilmiş. Ona göre filmler yapılmış. Ama sonra bakmışlar ki aile elden gidiyor. Ve ailenin gittiği toplumlarda sağlam bir toplumda meydana gelmeyecek. Bunun farkına varıyorlar. Ve ardından Amerika'da aileyi teşvik edici, meşru beraberliği teşvik edici filmler yapılıyor. Cosby ailesi gibi filmler bir takım desteklerle bu şekilde gerçekleştiriliyor. Demek ki neslin muhafazası o da son derece önemli. Bu konuda din gayet güzel ölçüler ortaya koyuyor ve nesilleri muhafaza ediyor. Bir başkası canın muhafazası. Allahu Teala adam öldürmeyi haram kılmış. Yani adam öldürmek, insan öldürmek en büyük günahlardan bir tanesi. Ancak diyelim bir savaş halidir veya cezalandırma, idam cezası gibi devlet eliyle yapılan bir takım şeyler veya insan kendini korurken nefsi müdafaa durumunda bir başkasının ölümüne sebebiyet vermişse, bu gibi özel durumlar dışında bir insanın başka bir insanı öldürmesi caiz görülmemiş. Ve hatta şu ifade ediliyor: kim bir masum yere bir cana kıyarsa, birinin ölmesine sebebiyet verirse sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Men gatele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil art fekennemâ gatelen nâse cemî'an. Yani kim bir kısas olmaksızın veya o yeryüzünde çıkarmanın neticesinde, fesat çıkarmanın neticesinde öldürülmeksizin masum bir insanın ölümüne sebebiyet verecek olursa sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Yani burada çok büyük bir tehdit var. Bir cana kıymak sanki bütün insanları öldürmek gibi dehşetli bir olay olarak nazarımıza sunuluyor. Demek ki dinin ortaya koyduğu değerlerden bir tanesi de nesillerin muhafazası. Din bunun için gerekli ölçüleri koymuş ve ona göre nesilleri muhafaza ediyor, canları muhafaza ediyor. Bir başkası da malın muhafazası. Ve malın muhafazası için mesela hırsızlık, bu da günahlardan bir tanesidir. Ve İslamiyet bu konuda sert hükümler getirmiştir. Hatta bazıları bunları tenkit ederler. Dinde neden bu şekilde sert hükümler var diye. Halbuki teşvik tarzında hafif cezalarla geçiştirmek bu meseleyi halletmemektedir. Ama sert tedbirler alındığında, caydırıcılık olduğunda insanlar o zaman daha böyle uzak kalabilmekte. İslamiyet'te idam hükmünün bulunması, bu da yine bazılarınca tenkit konusu edilir. Halbuki bugün günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde yine idam var. Ülkemizde kaldırıldı, o ayrı mesele. Ama Allah'ın büyük hükmü olarak idam cezası Kur'an-ı Kerim'de bulunmakta. Bunu uygulanamaz görmek, bunu aşırı bir hüküm gibi görmek Allah'ın hükmüyle çelişmek olur. Yaratan elbette yarattığını daha iyi bilir. Bir kısım insanlar haksız yere başkalarını öldürüyorsa ceza olarak kendilerinin öldürüleceğini bildiklerinde bu gibi cürümlere tevessül etmeyebilirler. Caydırıcı bir özellik olur ve o şekilde bu gibi şeylerden uzak kalırlar. Ama ben işte öldürürsem 3-5 yıl içeride yatar, daha sonra çıkarım. Çıktığımda da yine faaliyetime devam ederim. Bir insan böyle düşündüğünde rahatlıkla cinayet işleyebilir. Değerli izleyenlerim, işte dinin başlıca bu gibi maksatları var. Bu makasıdü şeria diye dinin hükümleri tarzında, maksatları tarzında kitaplarımızda ifade edilmiş. Ve buradan şunu da belki görüyoruz. Din sadece kul ile Allah arasında vicdani bir olay değil. Dinin sosyal boyutu da var. Ve din hayatın bütün kısımlarını, hayatın bütün olaylarını içine alabilecek bir genişliğe sahip. Mesela dünyaya geldiğimizde kulağımıza ezan okunuyor. Ezan okunması dini bir merasimdir. İnsanlar öldüğünde cenaze namazı kılınıyor. Cenaze namazı dini bir törendir. Bakın doğumdan ta ölüme kadar dinin böyle uygulama alanları var. Din hayatın her tarafını kuşatmış vaziyette. İhya-i din, ihya-i millettir. Yani dini hayatın canlanması, milletin canlanmasıdır. din hayatı hem nuru hem esası, ihya-i dinle olur bu milletin ihyası. Bir toplum ne derece dini hayatı yaşıyorsa haramı helali daha iyi bilir, kötülüklerden uzak kalır, iyi şeyleri çok daha rahat bir şekilde yapabilir ve bunun neticesinde o toplum dengeli bir toplum olur. Ve din bizi bizi sağlam bir şekilde birbirimize bağlayan ve diğer milletlerle yarışta öne geçirebilecek esasları içinde bulunduran değerler manzumesidir. Cenab-ı Hak hepimize dini iyi bir şekilde anlamayı ve yaşamayı nasip etsin temennisiyle bugünkü programı noktalıyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.